Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Takipçi serilerini yapmayalı neredeyse bir yılı geçti değil mi? Yoksa en son pandemi zamanında mı yapmıştım hatırlamıyorum. Ama epey olduğunu hatırlıyorum. Bu takipçi hikayelerinin sponsoru, son videolarımızın neredeyse hepsinde olduğu gibi, Jonathan. Kendisine sizler adına çok teşekkür ediyorum. Siz de Jonathan gibi bana yardımcı olmak isterseniz, süper teşekkür ve katıl tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca başlamadan arkadaşlar, like tuşunu ezmeyi, artık ne diyeceğimi bilmiyorum, beğenmeniz için ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu gecenin ilk hikayesi Eduardo Lalo Salamanca'dan. Kendisi Better Call Saul izleyip hemen buraya damlamış. Hikayenin adı Başlık Yok. Ya da gerçekten öyle. Yani gerçekten başlıksız. Bilmiyorum. Öyleyse korkunçlu bir hikaye için 1-2 ve eğer bu mektubu bulduysan lütfen bana yardım et. Adımı bile hatırlamıyorum. Gün geçtikçe etkisi artıyor. Etrafımdaki hiçbir şey canlı değil. Bitkilerin hepsi kupkuru. Binalar yıkık dökük. Canlı yaşamından neredeyse iz bile yok. Baklarım şaşırtıcı derecede uzadı. Saçlarım döküldü, gözlerimin rengi kırmızıya döndü. Dişlerim sarardı, ses tellerim parçalanmak üzere zar zor iletişim kurabiliyorum. Çevremde geride kalan bütün binaların hepsi yıkık dökük halde. İçerisinde yaşayanlar ya da yaşamaya çalışan herkes ise mutasyon geçirmiş durumda. Ne konuştuklarını, hatta insan olup olmadıklarını anlayamıyorum bile. Her şey başlayalı 3 sene oldu. Büyük savaş başlangıcından 3 sene geçti. Ve sanırım aklını yitirmeyen tek kişi benim. Ama artık kendim gibi bile hissedemiyorum. Uzun süredir kimseyle konuşmadım ve sanırım buna çok ihtiyacım var. Daha dün evden çıktığımda soluk tenli, gözü öbüründen daha büyük, kafasının etrafında dikişler olan birisiyle konuşmaya çalıştım. Ama bana tek cevabı çığlık atmak oldu ve bana saldıracağını hissettim. Daha sonra yapabileceğim en iyi şey olan dikişlerini parçalayarak kafasını açtım. Bugünse sanırım son günüm burada. Erzaklarım tükendiğinden dolayı buradan uzaklaşmaya çalışacağım ve kendime umarım ki daha düzgün, daha yaşanabilir bir yer bulabilirim. Bu mesajımı bulmam bile benim için gayet yeter. Çünkü en azından benim gibilerin de var olduğunu görmüş olurum. Umarım bir gün karşılaşırız. That's all? Hızlıydı, küçüktü. Alex seçti bugünkü hikayeleri. Alex bugün bana 7 tane hikaye seçti arkadaşlar. Bu ilkiydi. Şimdi bu hikaye üzerinde konuşacağımız bazı şeyler var. Konseptimizi hatırlayalım. Hikayenin nasıl olduğunu değerlendirip nasıl daha iyi olabileceğini konuşuyoruz. Şimdi, Lalo Salamanca'cığım. Böyle bir hikaye yazıyorsan bu hikayenin bir shock value'su olması lazım. Yani beni şaşırtacak bir şey olması lazım hikayede. Mesela şu an aklıma ilk gelen fikirlerden birisi, güzel olabilirmiş gerçi ama tabii ilk fikir genelde güzel olmaz. Mesela düşün ki bir fabrika var ve seri üretim oyuncaklar yapıyor. Biz yani şu an gerçek dünyadan bahsediyorum. Ve popüler bir şey, bilmiyorum, Getcha gibi. Mesela bu adamın bir Getcha olduğunu düşünsene. Sonunda öğreniyoruz ki Getcha ya da raflarda, reyonlarda görebileceğimiz bir şey bu adam. Aslında bir oyuncağın gözünden dinliyormuş. O yüzden dikişleri var, o yüzden böyle mutasyona uğruyorlar gibi. Mesela o ilginç bir yere götürebilirdi, bir sürprizi olabilirdi hikayenin. Ama bak, ikinci cümlen, üçüncü cümlen, parmaklarım şaşırtıcı derecede uzadı, bitti. Bu adamın ben bir şey olduğunu anladım. Yani bir mutasyona uğradığını anladım zaten. Biraz body horror vardı, body horror severim. Fena değil. Lakin çok kısaydı. Yani bu kadar kısa olacaksa bir shock value olması lazım ve şeyin bir mantığı yok. Bak, bunu bir mektup olarak yazdıysan ne diyor? En azından benim gibilerin var olduğunu görmüş olurum. Hayır, olmazsın. Çünkü mektubunu bir yerde birisi bulacak ve senin haberin olmayacak. Anladın mı? Anlatabiliyor muyum? Onun dışında giriş gelişme yok tabii. Böyle kısa olunca sadece sonuç kısmındayız. Bunu bir daha deneyebilirsin. Dediğim gibi farklı bir yere götürmeye çalış.
Bir hikaye yaptığımızda merak unsurunun her zaman oluyor olması lazım. Çünkü seyircileri dinlemeye teşvik edecek bir şey lazım orada. Öyleyse, puan veriyorduk, evet. Lalo, sana 10 üzerinden 3,5 verebilirim bu hikaye için. Ara ara öbür hikayeleri geçmeden yine hatırlatayım ben. Labirentin ötesini takip edin arkadaşlar. Halifix Slasher, Halifix Katili ile ilgili çok güzel bir analiz videosu yaptım en son. O da yine korkunçlu hikayeler tadında ve editi gerçekten güzel olmuş bir video oldu. Bakalım Alex bugün bizim için başka ne hikayeler seçmiş? Levos Bozkurt'un Bir Haftalık Işık Yolu hikayesi. Paylaşılan saatler de var burada. Sabah 1.18'de paylaşmış. Bunları görmek güzel. Gece olduğunda aklınıza geliyor olmam güzel bir şey mi? Yani bu cümle sağlıklı hissettirmedi. Bunu dememişim gibi varsayalım. Öyleyse korkunçlu bir hikaye için 1, 2, B. Beklenen gün gelmişti. Ve ben bir gece öncesinden neşe içinde günün ilk ışıklarına kadar hazırladığım valizimi kapıp aşağıda beni bekleyen dostlarımın arabasına gitmek üzere evden çıktım. Arabaya bindiğimde herkesin yüzünde aynı merak ve bilinmezliğin hayalinin yansıdığı neşeli ifadeler vardı. Yol boyunca elimizdeki tanıtım kitapçıklarına dalmıştık. Neredeyse hiç konuşmadan yarım saatlik mesafeyi hayaller kurarak geçirmiş ve o heybetli üsse ulaşmıştık. Arabadan inip kontrol noktasını geçtikten sonra yolculuğa çıkacağımız bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz o büyük gemiyi uzaktan da olsa görünce aslında hayallerimizin bile ne kadar yetersiz olduğunu anlamıştım. Sanki bu dünyadan olmayan birilerinin elinden çıkmış gibi duran, devasa ve bir o kadar da korkutucu bu teknoloji harikası bizi bilinmezliğin diyarlarına götürmek için adeta gülümsüyordu. Yolcuları taşımak için gelen büyük bir otobüs bekleme terminaline geldiğinde hepimiz aynı sessizlik ve itaatkar ruh haliyle otobüse bindik. 10 dakika sonra biletlerimizi hazırladık ve bize verilen özel kimliklerle kontrolden geçtikten sonra ışıklı bir tünelden geminin güvertesine ulaştık. İçerisi bir şölen yerini andırıyordu. Her tipten insan, aylar öncesinden bu yolculuk için kişilik, zeka, beceri, yaratıcılık gibi kişisel ve zihinsel testlerden geçmiş ve kazananlar mutluluk içinde ödüllerini almak üzere bekliyorlardı. Derinden gelen bir anons ziliyle başımızı yukarıya doğru kaldırdık. Sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sizin için hazırladığım bu bir haftalık yolculuğun günlük programını elinizdeki tabletlerden takip edebilirsiniz. Her türlü ihtiyacınız ve merak ettiklerinizle ilgili sorularınızı ister canlı destek hattından, isterseniz de birebir görüşme için talep edeceğiniz personelimiz tarafından karşılanacaktır. İyi eğlenceler dileriz. Anonsun ardından hepimizin kalacağı odalarla ilgili yönlendirme mesajları tabletlerde belirdi. Belirtilen yoldan ilerleyerek odalarımıza ulaştık. Biz özellikle 4 kişilik oda istemiştik. Bu yolculuğun hiçbir anında, özel ihtiyaçlar hariç, ayrılmak istemiyorduk. Tüm yolcular odalarına ulaştığı zaman kapıların üzerindeki kırmızı uyarı ışığı yandı ve beklenen yolculuk için gemi harekete geçti. Sürekli olarak elimizdeki cihazlardan yönümüz, hızımız, yol üzerindeki görülmesi gereken önemli yerler hakkında bildirimleri kontrol ediyorduk. Sabah kahvaltı saatleri, özel eğlenceler, akşam yemekleri ve daha birçok etkinlik de yine elimizin altındaydı. Işık hızıyla geçen bir haftalık tatil göz açıp kapayıncaya kadar bitmişti. Döndüğümüz zaman bizi bekleyen şeylerin de farkındaydık. Bu süre zarfında dünya yılında tam olarak 100 yıl geçmişti. Geri dönüş sırasındaysa bizi ne gibi değişikliklerin beklediği hakkında hayaller kuruyorduk. Son yıllarda dünya gerçekten de bitme noktasına gelmişti. Biz, seçilmiş insanlar, kurtuluş ve belki de yeni bir dünya düzeninin hazırlanacağı sürprizlerin heyecanıyla kendimizi son kez ödüllendirmiştik. İniş anı geldi ve gemi özlediğimiz topraklara tekrar kavuştu. Fakat bir terslik vardı. Kapılar açılmadı ve
Yeni bildirimler gelmedi. Birkaç dakika sonra dışarıdan kaosun çığlıkları ve ölümün yok edici kahkahaları yükselmeye başladı. Duvarlar adeta yırtılıyor, her yer sarsılıyordu. Oturduğumuz kameranın dış duvarı kocaman bir bıçakla kesilmiş gibi ayrıldı. Sanki biz tereyağının içinde oturuyoruz ve o şey bize ekmeğe sürmek için kesen sıradan bir kahvaltı bıçağıydı. Eşyalar ve yataklarımız boşluğa düşerken gözüm dışarıdaki cehenneme takıldı. Dev gibi yaratıklar binlerce dokungaçlı kollarıyla insanları eziyor, toprağa adeta kanla suluyordu. Yaratıklardan biri bizim olduğumuz tarafa döndü. Dehşetle açılmış gözlerimiz ve soluğumuzu kesen o iğrenç dumanın içinde bizi gördü. Kulakları parçalayan sesiyle bağırarak beynimizi uyuşturdu. Yerimizden kıpırdayamıyorduk. O iğrenç kollarını bize doğru uzattı. Yanımdaki arkadaşlarımı teker teker yakalayıp dışarı çekti. Çığlıklar arasında dostlarımın ölümlerine şahitlik ediyordum. Son kalan bendim ve yaratık bana doğru uzanırken gözlerimi kapatıp yere çömeldim. Ölüm aniden gelsin diye dua ederken derinlerden bir ses duydum. Levo! Levo! Uyan. Geldik dostum. Levos Bozkurt. Gerçekten iyi bir hikayeydi. Yani bak, bir önceki hikayede dediğim merak unsuru her zaman olacak dedim ya. Bu hikaye bunun iyi bir örneğiydi. Şimdi bir yolculuğa çıkıyorlar, bir seyahate gidecekler. Seyahatin ne seyahati olduğunu bilmiyoruz. Ben önce bir tekne seyahati sandım okurken. Sonra bu tatil ışık hızıyla bitmişti dedin ve onu gerçekten ışık hızına bağladın. Uzaya gitmişiz. Mesela bakın, bazı gizemleri böyle parça parça vermek hikayede iyidir. Sonrasında özellikle bitirişini çok sevdim. Ucu açık, sonu açık kalmış diyecek insanlar ama arkadaşlar şunu düşünün. Adam acaba bu geziye mi gidiyor yoksa herhangi bir geziye mi gidiyor? Yani herhangi bir tatile mi gidiyor yoksa ışık hızıyla gideceği, dolaşacağı gemiye mi gidiyor? Şimdi bunun cevabını bize vermiyor. İşte bize bunu bırakması aslında bize iki opsiyon bırakıyor yine hikaye. Yani hikaye şey değil, ucu açık değil. Ama bu su güzel. Bize iki opsiyon arasında bırakmış bizi. Ve bunu düşünmek güzel hissettiriyor. Yazımını ve cümle kurumunu da beğendim bu arada Levos Bozkurt. Bu hikayeye 10 üzerinden puanım, bu hikayeye korkunçlu puanım 4,5'dan 5. Şaka yapıyorum tabii ki, hikaye çok iyiydi. Muhtemelen 7, 8. Hikaye puanım 8. 7,5 mu desem diye düşünüyordum, o yüzden orada bir 7-7 olduk böyle. Neyse, bunu alıp meme yaparsınız tekrar. Bakalım sonraki hikayede elimizde ne var? Öncelikle arkadaşın nickine bayıldım. Yabancı ama %96. Şimdi sana nasıl sık sık hitap edemeyeceğim sana. Ya %96 diyeceğim ya da yabancı diyeceğim. %96 bayağı uzun. Ama şimdiden 2-3 kere demiş oldum. Hikayenin adı Her Derde Şifa Et Kliniği. Güzel bir şey geliyor gibi hissettim. Bakalım. Öyleyse korkunçlu bir hikaye için 1, 2 ve... Eskiden babam yaşadığı köydeki bir doktordan bahsederdi. Adı hatırladığım kadarıyla Carl Wonderfoot'tu. Köyleri onlarca yıl doktorsuz kaldığı ve en yakın hastanenin 15 kilometre uzakta olduğu için köyde biri hastalanırsa iyileşmesi çok zor olurmuş. O zamanlarda arabaların köylerde görülmesi pek sık olmadığı için ağır hastalığı olan kişilere ceset gözüyle bakarlarmış. Böyle bir zamanda bir doktor ki bu, Dr. Carl Wonderfoot, köye bir klinik açmış. Klinik her şeyiyle normal bir kliniğe benzese de bir şeyiyle farklıymış. İnsan parçasıyla ödeme. Klinikte hastalığın bedeline göre Dr. Carl Wonderfoot insanların parçalarını alırmış. Basit muayeneler için bir tırnak veya bir deney tüpü tükürük genelde ödemeyi yapsa da hastalık büyüdükçe bedeli de büyüyormuş. Dedemin bir parmağı yok.
Ona nedenini sorduğumda Dr. Carl Wonderfood'un bel fıtığı için ödeme olarak aldığını söyledi. Ki bizim köyde neredeyse hiçbir eski, sapasağlam değil. Köyde kula olmayan bir nene var. Dr. Carl Wonderfood kadının kanserini iyileştirme karşılığında kolunu kesmiş. Köyde o dönemden kalan kişilere neden Dr. Carl Wonderfood'u şikayet etmediklerini sorduğumda kimse nedenini bilmiyormuş. Akıllarından bile geçmemiş. Dr. Carl Wonderfood'un bu eylemlerini bir yıl kadar devam ettikten sonra bir gün birkaç genç şakasına Dr. Carl Wonderfood'tan bir ceset canlandırmasını istemiş ve köyde yeni ölen bir kadının cesedini mezarından çıkarıp getirmişler. Dr. Carl Wonderfood kadını diriltip iki bacağını alınca gençler korkudan 15 kilometre koşup en yakın hastaneden polisi aramışlar. Polisler o gece kliniğe girerken klinikte bir yangın olmuş. Ne doktorun notlarını ne de kendisini bulmuşlar. Sonra araştırdığımda hiçbir zaman Dr. Carl Wonderfood adında birisi için doktora verilmediği ortaya çıktı. Bu hikayeyi size anlatıyorum çünkü geçen aynı köye babamın mezarını ziyaret için gittiğimde köyde Topal John olarak bilinen birinin meydanda normal olarak yürüdüğünü gördüm. Beni asıl bu hikayeyi anlattıran şey ise onun bir parmağının olmamasıydı. Evet, hadi bir challenge yapalım. Arka arkaya Dr. Carl Wonderfood, Dr. Carl Wonderfood, Dr. Carl Wonderfood kaç kere diyebiliriz bunu? Neden tüm ismini sürekli söylüyoruz? Zaten Wonderfood zor bir isim. Dilim dönmüyor. Neyse, geçelim onları. Hikaye, konusu muazzam güzel. Anlatımı da bir o kadar kötü. Yani bak, hayır bir o kadar kötü diyemem. Haksızlık olur hikayene. Kurgusu çok güzel. Giriş gelişme sonucu da çok güzel. Keşke uzun olsaydı şöyle keyifle okusaydım diyebileceğim bir hikaye. Mesela yarım saatlik bir hikaye olsa sıkılmadan okurum bunu. Lakin dostum cümle yapılarını kuruşun çok kötü. Yani öbür hikayelere nazaran en çok kese kese okuduğum hikaye olmuş olabilir. Çünkü ne yaz nasıl falan olduğum çok oldu böyle. Gerçekten hikayenin ama konusuna bayıldım. Çok yaratıcı ve sonda bağladığı yer de çok güzel. Topal John'un topal olmaması ve bir parmağının olmaması çok güzel. Bu hikayeye 9 puan verirdim lakin yazım hatalarından dolayı 8'e düşürüyorum. Çünkü okumasını gerçekten zorlaştırıyor hikayenin. Ama bu hikayeyi bir gün yarım saatlik bir versiyon yaparsan seve seve okurum. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Gelelim sonraki hikayeye. Yayınların canlı olmadığını biliyorsunuz. Şu an sadece tahmin yürüteceğim. 18. dakikaya gelmişiz. Canat'ın muhtemelen 3. bağışını falan yapıyordur. Şaka yapıyorum tabii ki. Sonraki hikaye Nortex adlı kullanıcıya ait Kara Kitap ve Laneti. Bakalım Alex bizim için ne seçmiş? Korkunçlu bir hikaye için 1, 2 ve küçük bir kasaba olan Ravenswood, yıllardır unutulan bir lanetin gölgesinde yaşamaktadır. Kasabanın hemen dışında, ormanın derinliklerinde eski bir mezarlık bulunur. Mezarlığın hemen yarı başındaysa kara bir taş. Kara kitap olarak bilinen antik bir metni saklamaktadır. Ravenswood'un yerlileri ve bilgeleri, kara kitabın içeriğinin ölüleri diriltme gücüne sahip olduğuna inanıyorlardı. Ancak bu güç, büyük bir bedelle gelirdi. Kitabı açmak ve içindeki ritüelleri uygulamak, lanetlenmiş bir varlık olan gölgelerin efendisini serbest bırakabilirdi. Bir grup genç, eski efsaneleri umursamadan kara kitabı keşfetti. Kitabın lanetiyle çevrili ritüelleri uyguladılar ve gölgelerin efendisinin serbest bırakılmasına neden oldular. O günden itibaren kasaba Ravenswood, karanlık ve dehşetin hüküm sürdüğü bir yer haline geldi. Gölgelerin efendisi, kasabanın sakinlerini korkunç bir şekilde ziyaret ediyordu. Hayaletler ve şeytanlar sokaklara hükmetti. Kasabanın yaşlı bilgisi,
bu laneti sona erdirmek ve gölgelerin efendisini tekrar hapsedebilmek için bir grup cesur kişiyi topladı. Ancak kara kitabı kapatmanın ve laneti sonlandırmanın tek yolu, ormanın derinliklerine dalmak ve gölgelerin efendisinin kendisiyle yüzleşmekti. Grup, korkunç yaratıkla karşılaşmadan önce onun kökenlerini ve zayıf noktalarını keşfetmeliydi. Ritüel ve lanet, kasabanın kaderini belirlerken, bu cesur kişilerin hayatta kalma mücadelesi, gölgelerin efendisiyle olan final yüzleşmesiyle sona erecekti. Bir büyücüyle cadının hikayesi bu. Öyle bir büyü ki şehir karışacak, şehri kurtaranlar hayvanlar olacak. Dilek iksiri, büyüdüler, büyüdüler. Dilek iksiri, büyüdüler, büyüdüler. Evet, bu hikayeyi 10 üzerinden dilek iksiri kadar. Hatırlıyor musunuz o çizgi filmi? Jetix'teydi. Ulan çocukken en iyi çizgi filmlerden birisiydi. Gerçi burayı dinleyen jenerasyonun yaşı Jetix'e yetiyor mu emin değilim. Şimdi bu dilek iksiri yerine sana şey de söyleyebilirdim. Dovahkiin, Dovahkiin ama sözlerini bilmiyorum. Şimdi bu hikaye değil. Bu bir hikayede denk gelebileceğimiz kehanet. Kehanetlerin işte sözde dökülmüş hali falan. Giriş gelişme sonuç yok dolayısıyla. Yani bir efsaneyi anlatıyor bize. O yüzden bunu bir hikaye olarak değerlendiremem. Başı sonu olması lazım bir hikayenin. Sonu yok, başı da yok. Ya kitabın nasıl oluştuğunu anlatabilirdin. Ya bir sürü bir şey anlatabilirdin. Bir fantastik eser için uygun bir malzeme bu. Fantastik eser hikayesi de diyemiyorum. Hikaye değil çünkü. Ama uygun bir malzeme. Bunu alıp başka bir şeylere evriltebilirsin. Dolayısıyla bu hikayeye dilek iksiri puanı veriyorum sadece. Bakalım sonraki hikayede ne varmış? Üzgün Alp. Alp değil, P ile değil, B ile. Adlı kullanıcının Mr. Hyde yani Bay Saklan adlı hikayesi ve ilk cümlesini şu an görüyorum. Hiç Mr. Mix isimli bir oyun duydunuz mu? İyi olacağını hissediyorum bu hikayenin şimdiden. Mr. Mix benim için kanalın en iyi hikayelerinden biriydi zamanında. İlk başta anlattığım hikayelerin hepsi benim yabancılardan gördüğüm ve çok beğendiğim hikayeler. Kanala başlamamın sebebi o hikayeler olabilir. O yüzden Mr. Mix'in de benim için yeri ayrı. Bakalım nasıl yazmışsın? Ta 2022'de yazmışsın. Vay canına. Bunu yapmayalı bayağı olmuş. Neyse. Korkunçlu bir hikaye için 1 2 Bö. Hiç Mr. Mix isimli bir oyun duydunuz mu? Eğer duymadıysanız üzülmenize gerek yok. Mr. Mix ile size anlatacağım oyunun tek ortak özelliği bir söylentiye göre iki oyunda da aynı yapımcılar tarafından yapılmış. Mr. Hyde, orman fotoğrafı olan ve orman fotoğraflarında gizlenmiş Mr. Hyde'ı bularak bir sonraki bölüme geçtiğiniz bir oyun. Tahminlere göre 6 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde normal bir orman fotoğrafı içinde ince bir ağacın arkasına gizlenmiş Mr. Hyde'ı 1 dakikada bulmalısınız. İkinci bölümde 50 saniyede, üçüncü bölümde 40 saniyede Mr. Hyde'ı bulmanız gerekiyor. Her bölüm bir öncekinden kat kat daha zor. Bunun sonucunda 3. bölümden sonrasını çok az kişi görebilmiş. Söylentilere göre 4. bölümde normal orman yerine karanlık bir orman geliyormuş. Bu ormanda bazı silüetlerin geçtiği netçe gözüküyor ve Mr. Hyde'ı bulmak için sadece 30 saniye süreniz var. Çoğu yer karanlık olduğu için kimse 5. bölüme geçememiş. Ta ki 5 kişilik bir hacker grubu gelene kadar. Bu grup, 4. bölümü geçtikten sonra 5. bölümün yine aynı karanlık ormanda fakat bu sefer ormanda yakılarak öldürülmüş cesetler olduğu ve ormanın kanlar içinde olduğu söyleniyor. Bu bölümde herhangi bir süre yok. Aksine sayaç azalmak yerine artıyor. Zaman 666'ya geldiğinde Mr. Hyde cesetlerin birinin yanından çıkıyor, kameraya doğru yavaşça ilerliyor ve bilgisayar aniden donup kapanıyor. Oyunu tekrar açtıklarında hacker grubu Mr. Hyde'ın yüzünün ekranda olduğunu ve ağzı kulaklarına varana kadar açıldığını ve ekranda kırmızı harflerle daha fazla ilerleme yazıyor.
Mr. Hyde'in yüzü sürekli değişip bu durumu daha korkutucu hale getiriyormuş. Bu hacker grubu daha fazla dayanamayıp oyunu kapatmış ve uzun süre bir daha bakmamışlar. Bir gün birisi internette dolaşırken Mr. Mix isimli bir oyunu bulup Mr. Hyde'ı hatırlamasıyla grup tekrardan oyunu açtı. Açtıklarındaysa gördükleri şey en son kapattıklarıyla aynı ama bu sefer Mr. Hyde'ın gözleri kapalıymış. Hacker grubu Mr. Hyde'ı tıkladığında hoparlörden yüksek sesli ve rahatsız edici bir çınlama duyulmuş. Sonrasında grubun söylediklerine göre 6. bölüm açılmış. Bölüm 6, bir orman yerine kendi oldukları evlerin fotoğrafıymış. Evde, yani oyunda Mr. Hyde'ı ararlarken odalarına girdiklerinde her şeyin kanlar içinde olduğu, odanın içinde 5 ceset olduğu fakat bu cesetlerin çürümüş olduğu rapor edilmiş. Bu hacker grubu oyunu kapatmaya çalışırken ekran kapanmış, yeniden açıldığında ise sadece Mr. Hyde'ın gülümseyen yüzü ve bir yazı varmış. Ormanda saklanan Mr. Hyde'ı buldun. Şimdi evinde saklanan Mr. Hyde'ı bul. Bu mesajı okuyup grup derhal evlerinde Mr. Hyde'ı aramışlar. Fakat buldukları tek şey mutfaktaki kırık cammış. Bu grubun oyunu yeniden açtıklarından sonra 5 ay boyunca gruptan haber alınamamış. Ve komşuların içeriden kötü koku geldiğini söylemesi üzerine polisler içeri girmiş ve bu grubun odasına girdiğinde gördüğü tek şey odada duran 5 çürümüş ceset ve bir not olduğunu rapor etmiş. Polislerin söylediğine göre notta yazan şey hackerların başından geçen şeylermiş ve notun sonunda "Sanırım ayak sesleri duyuyoruz. Saklanmalıyız. Mr. Hyde sakın oynamayın." yazıyormuş. Polisler oyunu incelediğinde 4. bölümdeki ormanın İtalya'da bir yerde olduğunu öğrenmişler ve ormanda daha önce yakılarak öldürülmüş birkaç tane ceset bulunmuş. Evet, hikayenin sonunda bir de not bırakmış. Bu hikayeyi yazarken Mr. Mix'ten ilham aldım, belli oluyordur. Yo, ne alaka? Eğer eleştiriniz varsa lütfen yazın. Okey, şimdi nereden başlayacağımı bir düşüneyim. Şimdi kurgun güzel, fena değil. Ama kurgunun çeşitlenmesi lazım. Bir şeyler yazarken böyle bitirmek için çok acele ediyorsunuz arkadaşlar. Bunun içine daha neler doldurabilirdin? Bak mesela sebeplendirilmeleri az. Böyle fantastik, yani doğaüstü bir gücün olduğu bir hikayede evet, mesela bir anda evine gelebilir. Onlara tamamım. Ama hikayeler kendi içerisinde tutarlı olmalı. Şimdi doğaüstü bir güçle müdahale edebilir. Evet, bu oyun insanlara. Ama evlerinin fotoğraflarını gören bir hacker grubu mesajın üstüne neden kendi evinde Mr. Hyde'ı arasınlar? Değil mi? Mesela başımıza geldiğini düşünün. Evden kaçarız muhtemelen. Ha, nasıl sebeplendirirsin? Mesela bunun cevabını da vermeye çalışayım. Mesela evden çıkamıyorlardır. Evden çıkamadıklarında bilgisayarda tekrar bir yazı belirir. Beni bul, öyle çıkabilirsin gibi bir şey. Uyduruyorum. Bu tarz şeylerle kendi yarattığımız evrenin kendi içerisinde tutarlı olması lazım. Bu hikayedeki gördüğüm en büyük eksiklerden birisi bu. Ha, bu arada zamanlar konusunda çok sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir hikaye dili geçmiş zamanda yazılıyorsa mişli geçmiş zamanla bir şey söyleyemezsin. Ya da anlatıcı değişmesi lazım. Bunun gibi bir sürü sıkıntı vardı bu hikayede. Bu hikayeye kurgusunu beğendiğim halde maalesef verebileceğim puan Best I Can Do Is 10 üzerinden 4. Bakalım sonraki hikayede ne var? Ayrıca arkadaşlar, buraya kadar geldiyseniz like'ınızı ve yorumunuzu alırım. Bir önceki hikayede like tuşunu ezin, öldürün falan demiştim. Gerçekten yaptınız, teşekkür ederim. Demek ki öyle şeyler söylemek gerekiyor. Bu viral YouTuberların bir bildiği varmış. Sonraki hikayemiz Self Fuel Engine adlı kullanıcıya ait. Hikayenin adı Ruha Giden Yol Bedenden Geçer. Güzel bir şey gibi hissettiriyor. Öyleyse korkunçlu bir hikaye için 1, 2, ve Profesör beni rasathaneye çağırdığında saat aşağı yukarı gece yarısı 3'tü. Arabam sıkı, karanlık, Tanrı'nın veya başka herhangi ilahi bir şeyin ışığının erişemediği ağaçlık yoldan rasathanenin inşa edildiği tepelik araziye tırmandı. Gökyüzü hiç olmadığı kadar berraktı.
Yıldızlar ve içlerinde ne saklı bilmediğimiz bulut sular gökyüzünü süslüyordu. Arabamı ön kapıya park ettim ve içimde gitgide artan bir merak duygusuyla merdivenleri adımlamaya başladım. Profesör beni daha önce heyecan duyduğu buluşları anlatmak için tatlı uykumdan uyandırırdı. Ama bu seferki farklıydı. Sesi heyecanlıdan öte aceleci ve umutsuz geliyordu. Düşüncelerimin arasında kubbeye vardığımı fark ettim. Tavan paneli tamamen açılmış, içerideki neredeyse tüm ışıklar yanıyor. Ve profesör etrafta çıldırmış gibi koşturuyordu. Beni görünce hızla yanıma geldi. Ellerini omuzlarıma koydu. Yüz kıvrımları, sararmış beyaz sakallı ve tütün kokulu nefesiyle iyice suratıma yanaştı. ''Benim gitmem gerek evlat.'' Bakışlarımın anlamsızlığından ve göz bebeklerimin büyümesinden de anlayacağı gibi ne dediğine değer biçememiştim. Arkasını döndü ve dolapları kurcalarken konuşmaya devam etti. ''Süredir üzerinde çalıştığımız delilik derecesindeki araştırmayı biliyorsun.'' Dolaplardan birinden bir yığın dosya çıkartıp diğer bir yığın dosya tepesinin üzerine koyarken ''Yıldız sistemlerimizin komşu yıldız sistemlerinden birinde keşfettiğimiz o cisimden bahsediyorum.'' Neyden bahsettiğini biliyordum. Sırf bu araştırma yüzünden hem neredeyse işinden olacaktı hem de itibarından. ''Onu sen de gördün evlat. Kendi gözlerinle. Ama benim gözlerim gerektiğinden fazlasını gördü.'' Başka bir dosya yığınını da ötekilerin arasına koydu. ''Buraya geliyorlar evlat. Devasa dokungaçlarıyla radyo sinyallerimizin arasında yüzerek buraya doğru yaklaşıyor. Onu buraya getirmek isteyenler var. Ve beni kullanmak istiyorlar ama hayır. Henüz ruhumu satacak kadar düşmedim. İnsanlık, ilk radyo sinyalini yaymaya başladığında medeniyetin ölüm sayacı tıkırdamaya başlamıştı bile. Buna bir son vermeliyiz. Tek yol dünya üzerinde yayılan tüm sinyalleri engellemek olurdu ki, bu da şu an, bu noktada imkansız gibi görünüyor. Uparladığı bütün dosyaları kubbenin ortasındaki çöp konteynerine doldurdu. Bir tarikat var evlat. Ağları her yere uzanıyor. Cebinden zippo çakmak çıkardı. Beyaz önlüğünün cebinden de bir dal sarma sigara. Önce sigarasını tutuşturdu. Daha sonra çakmağı konteynerin içine attı. Ben ne olduğunu anlayamamıştım bile. Dudaklarının arasında sigarayla kubbenin tamamen açık ve korkuluksuz kenarına yanaştı. Bana ulaştılar. Çok büyük paralar teklif ettiler. Alamayacağım intikamları teklif ettiler. Reddetmeme şaşıracaklar ki hamleleri çok sürmedi. Arkasına döndü ve gözlerime baktı. İster inan, İster inanma evlat. Ruhumu istiyorlar. Buna izin veremem. Cebinden eski ve yıpranmış bir fotoğraf çıkardı. Bildiğim kadarıyla onun yıllar önce ölmüş eski karısıyla fotoğrafıydı. Konteynerdeki ateş gitgide yükseliyordu. Ruha giden yol bedenden geçer evlat. Ruhumu korumak için bedenimden vazgeçmem gerek. Ardından ben hamle yapamadan sigarası dudağında kubbeden aşağı atladı. Onu tepelerden yuvarlanırken gördüm. Gece gelen polislere tüm olayları anlattım. Ve güvenlik kameralarında anlaşılacağı üzere bu bir intihardı. Ne ertesi gün ne de devam eden gecelerde gözüme bir damla uyku girmedi. Rasathane geçici olarak araştırma için kapatılmıştı. Ama eminim ki profesör olanlara dair bir parça bile not bırakmamıştır. Bütün bu süreç boyunca aklımda profesörün tek bir sözü dönüp dolanıyordu. Ruha giden yol bedenden geçer. Evet, bugünü bir kozmik korku okumadan kapatmak istemezdim. Güzel bir hikaye. Cümle kurumuna bayıldım. Betimlemelerine bayıldım. Birçok şey çok güzel hikayeydi. Lakin çok acelecisiniz yine. Hikayelerin genelde sonuç kısımlarını paylaşıyorsunuz. Bak, bu hikayede giriş gelişme sonuç var. Evet, kesinlikle doğru. Ama biraz uzasa, biraz öncesini görsek, biraz araştırmayı görsek, biraz Cthulhu'dan bahsedilse, tarikatı biraz tanısak, ne bileyim sonunda bizim karakterimizle iletişime geçselerde öyle bitse gibi.
Tabii ki benim işim burada biraz da kılçık ayıklamak. Hikaye güzeldi. Bu hikayeye 10 üzerinden 6,5 veriyorum. Bayağı da okuduk arkadaşlar. Bugünlük burada bitirebiliriz. Takipçi hikayeleri yapmayalı çok uzun zaman olmuştu. Sizler de çok istediniz ve ben de ne kadar özlediğimi fark ettim. Dolayısıyla bunu daha sık yapacağım. Ha tabii ki bunu yapmamın ana sebeplerinden birisi Jonathan. İyi bir bağışla, cömert bir bağışla sonraki videoda takipçi hikayeleri yapmamı istedi. Ama bu vesileyle ben gerçekten bu takipçi hikayelerini ne kadar sevdiğimi hatırladım. Siz de takipçi hikayelerinde yer alabilmek için Discord'da uygun bölüme hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Bugünü bitirmeden önce son kez hatırlatmak isterim ki arkadaşlar, beğenip yorum yapmanız kanal için çok büyük destek sağlıyor. Ayrıca maddi durumunuz el veriyorsa unutmayın ki kanalın tek sponsoru sizlersiniz. Öyleyse bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.